Herkese selamlar dostlar. 22 Ekim 2021 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Cuma günü normalde bülten az olur çok fazla maç vermem sizlere. Fakat ben attiklere yöneldim biraz attiklerden güzel maç çıkardım. Geçen hafta da aynı şekilde attiklere vermiştik güzel bir kazanç elde etmiştik. Yine mesela Ağustos Tenao mücadelesini geçen hafta maç sonu 1 olarak vermiştim. 6-0 kazandı. 1.40 mini oranı vardı. İdadini aldık. O mücadeleyi tekrar aldım. Mesela takibim neydi? Öyle maçları değerlendirdim. Şunu söyleyeyim. Videoda 6 maçın pardon 7 maçın 1, 2, 3, 4 tam 5 tanesine yüksek oran vereceğim. O yüzden mutlaka dikkatli dinleyin. Yüksek orandan kazanmak isteyenler dikkatlice dinlesin. Ayın 21'indeki maçlarımız henüz daha başlamadı. Saat 17.48 civarı. Videoyu ben erken yüklemeyi düşünüyorum. Değerlendirmek isteyen arkadaşlarıma videonun sonuna bir adet de kombin önerisi yapacağım. 2.04 gibi orandan değerlendirmek isteyenlere onu da sunacağım. İlk maçımız Yeni Malatya Altay mücadelesiyle başlayalım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Arkadaşlar videolara yine aynı şekilde 300'ün üzerinde like seviyesi gelirse ben sizlere kombine önerisi yapmaya devam edeceğim. Sizden ricam videonun videoya kombine video videoya like atmanızdır. Kombine önerileri o şekilde devam edecektir diyerekten de geçeyim. Bu internet biraz sıkıntı dediğim gibi Kıbrıs'ın interneti. Hemen bir saniye bağlanıyorum tekrardan sizlere. Devam edelim şimdi. Dediğim gibi arkadaşlar video like atarsanız kombine üyesi gelmeye devam eder. Hem de o şekilde abone değilseniz de, abone olarak da destek verirseniz sevinirim. İlk mücadelemiz Yeni Malatya Altay mücadelesi. Yeni Malatya'yı geçen hafta değerlendirdik hatta maçında sürpriz çıkabileceğinden bahsettik. Yine de KG varına gittik. Adana Demir deplasmanındaydı. Adana Demir tam kale 25 tane şut gönderdi. Çok pozisyona girdi. Fakat şans, şans diyelim, kısmet diyelim artık. Ona diyecek pek bir şey yok çünkü. Maalesef top kaleyi bulmadı. Fakat yeni Malatya'nın ben golüne sizlere direkt sağlamcılar yeni Malatya'nın bir golüne 1 38 gibi oran vardı sanırım. Gerçekten güzel bir orandan sağlamcılar değerlendirmiş onu. Yeni Malatya kendi evinde Sumidika geldi bildiğiniz üzere. İlk mücadelesine çıkacak şimdi Yeni Malatya. Altay tarafında da arkadaşlar bir düşüş var. İki haftadır kaybediyorlar ve takımda bir düşüş olduğunu belirtelim. Mustafa Denizli'nin takımları genelde böyle parlar söner şeklinde. Fakat Altay'ın da kaliteli bir ekip olduğunu da belirtelim burada. Her iki kalede karşılıklı pozisyonlar mutlaka olacaktır diye düşünüyorum. Fakat ben şunu belirteyim. Maçın favorisi burada Altay gösterilmiş. Ben bunu kombini almadım fakat Yeni Malatya'nın kendi evinde kaybedeceğini düşünmüyorum. Son hafta galip geldiler. Burada da kendi evinde Yeni hocasıyla ile birlikte çıkacaklar. Sümidika'da e, Rize'de pek bir iş yapamadı fakat Gaziantep'te neler yaptığını hepiniz biliyorsunuzdur. Yani kaşarlaşmış hoca derler ya öyle bir hoca bu Sudika. Ondan dolayı yeni Malatya'nın başında ben başarılara imza atabilir. Kadro biraz daha yeterli bence. Rize'nin kadrosuna göre yeni Malatya'nın kadrosu çok daha iyi bence. Baktığımız zaman ben burada arkadaşlar sizlere idealden vereceğim tercih burada 1.39 gibi orandan yeni Malatya'nın yenilmezdi. Fakat şunu da belirteyim ben sizlere. Ben bu mücadele direkt 0 bekliyorum. Bakın. Direkt sıfır. Maç sonu sıfırı direkt yapıştırmanızı da öneririm. Yüksek orandan da böyle bir öneri yapacağım sizlere. Fakat dediğim gibi idealden almak isteyenler bu mücadeleyi 0-1 çifte şans şekilde değerlendirebilirler. Onun da oranı 1.39 gibi oranı var. Değerlendirmek isteyenlere 0-1 çifte şans öneririm. Yüksek orandan da direkt maç sonu sıfırı olarak değerlendirme yapabilirsiniz. Hepinize bol şanslar. Yeni Ankara gücüyle Manisa oynayacak. Şimdi Manisa'nın başına geçen hafta yeni bir teknik adam geldi. Kendi evinde oynadıkları Adana Spor maçını 3-0 kaybetti. Ben orada Manisa'ya sizlere güvenliğimi söylemiştim. Maç sonu 1 olarak direkt vermiştim. Devam edeyim. Direkt maç sonu 1 olarak Manisa'nın galibiyetini vermiştim arkadaşlar. Fakat galip gelemedi 3-0 yenildi. O sebeplerden şöyle bahsedeyim biraz da sizlere. Adana Spor'un başına da yeni teknik adam gelmişti. İkinci maçına da çıkıyordu. O maçta da mesela mağlup olmuştu. İkinci maçında galip geldi. İkinci maçında galip gelmeyebilmişti Adana Spor'un teknik direktörü. Yani biraz da çekincem vardı açıkçası. Fakat Manisa artık burada takıma yeni sakatlar da döndü. Mesela o ilgili sakat da takıma geri döndü. Antrenmanlara başladı. Son maçta 11'i başladı. Fakat pek fazla iş yapamadı Manisa'da. Ben burada Ankara gücüne karşı, formda olan Ankara gücüne karşı... Manisa'nın gol atmasını bekliyorum. Sağlamcılar yine Manisa'nın gol atarına girebilirler. 1.28 gibi oran açmışlar. Ben bunu kombineye de koydum. Ankara gücünde bildiğiniz üzere çok formda. Hatta liderlikte aynı liderle aynı puanda. Liderdi. Bunlar da sürekli değişiyor. Eren Derdi yok özellikle Ankara gücünde çok formda. Ankara gücünün de karşılık vermesini bekleyerekten de ilk mücadelesi olarak bunu koydum. KG var 1.54 gibi orandan sizlere önericem. Değerlendirmek isteyenler burada 1.54 gibi orandan KG varı değerlendirme yapabilirler. Hepinize bol şanslar. Vejde ile North mücadelesi oynayacak burada. Şimdi Vejde'ye baktığımız zaman da ev sahibi dahil yüzlükte galip gelemedi. Oynadığı her maçta iki beraberliği var. Diğer her maçından mağlup oldu. Deplasman ekibi de aynı şekilde 5 maçtır mı 4 maçtır mı ne kaybeden ekiplerden bir tane. 5 maçtır kaybediyordu. Son hafta Midland'a karşı 2-0 öne geçmesine rağmen İlk yarıda 2-0 kapattı. Fakat 2-2 maç sonu bitti. Onlar bir çıkış yakalamak istiyor. Kadro kalitesi olarak baktığımız zaman da deplasmanın çok daha kaliteli olduğunu söyleyebilirim ben burada. Yani çok daha kaliteli demeyelim de en azından daha kaliteli, daha iyi bir iyi ekip olduğunu daha yetenekli futbolcuları barındırdığını söyleyebilirim ben burada. Ben burada deplasman tarafındayım. Ev sahibi kaybeder mi? Kaybedebilir yine aynı şekilde. Ben deplasmanın son hafta Midilanta karşı güzel bir çıkış göstergesi olaraktan da 2-2 berabere kalması Midilanta karşı kendi evinizde bence bu başarıdır. O çıkışını sürdürmek isteyen Nostantland burada deplasmanın galibiyetini önereceğim sizlere. 1.82 gibi orandan ideal, ideal demeyelim direkt oranı yüksek 1.82 gibi orandan taraf galibiyetine gidebiliriz diye düşünüyorum. Yüksek oran isteyenler ise burada deplasman kazanır ve 1.5 üst yaparaktan da yine 2 oran olarak çıkartabilirsiniz. Bunu da hem öyle hem maç sonu ikisini almışım hem de maç sonu 2 1.5 üst yaparaktan da oran yükseltmek isteyenlere 2 iki, iki orandan önermiş olayım notlarımı öyle almışım. Ağustustanao ile Blue West Leeds mücadelesi. Şimdi Lustenao dediğim gibi son maçta 6 tane gol attı. Ve Tabakovic'den bahsetmiştim sizlere. Tabakovic o maçta hat-trick yaptı. Şöyle bakayım 10 maçta 17 tane gol atan bir Tabakovic var Lustenao takımında. Yani gerçekten formda bir ekip Lustenao. Geçen sezon bahsetmiştim zaten çok detaylı emeyim. Geçen sezon Küveyi oynarken bu sezon zaten lider şampiyonluğa oynuyor. 3. sıradaki Blue West, Leeds ile oynayacaklar. Onlar da kaliteli bir ekip. O yüzden bu mücadelede karşıtı gol var da bekleyeceğim ben burada. Deplasman da son maçında 3-1 gibi bir skorla galip geldi. Maça biraz baktım çok fazla pozisyon kaçırmış arkadaşlar. Yani farklı bir skor da elde edebilirdi. Buradan ben idealden KG varı önereceğim sizlere. 1.33 gibi zaten düşük bir oran açmışlar KG oranla. Değerlendirmek istenen bu yönde bir önerim olacak. Lech Poznan'la Wisla Plok mücadelesi. Lech Poznan arkadaşlar son 5 sezondur şampiyon olamıyor. Şunu da söyleyeyim. Bu ligin en gedikli takımlarından bir tanesi Lech Poznan takımı. Şöyle puan durumuna baktığımız zaman da zaten zirvede yer alıyor. Yani Lech Poznan bu takımın ya bu ligin en iyi takımlardan bir tanesi olduğunu söyleyelim zaten. Şimdi Lech Poznan 5 sezondur şampiyon olamıyor. Teknik direktörü almışım notlarıma Maki Skorza olarak yazmışım. Telaffuzunu affola diyeyim ne diyeyim. Yani Maki Skorza diyelim. Skorza ile iyi bir uyum yakaladı arkadaşlar. Lech Poznan takımı iyi bir çıkışta kendi evinde özellikle oynadığı maçlara baktığımız zaman da hatta şuradan kendi evindeki maçları göstereyim sizlere. Şurada kendi evindeki oynadığı maçları görüyorsunuz. Umarım ekranı sığıyordur. 2-0, 1-1, 5-0, 4-0, 5-1 gibi skorlarla kendi evinde galip gelmiş. Ben Wisla Plow'a baktım deplasman karnesine. Wisla Plow'un deplasman karnesine açıkçası çok iç açıcı değil. Hatta son sırada yer alabilirler. Aynen son sırada yer alıyorlar. Deplasmanda hiç puan alamadılar. Sıfır puanla son sırada yer alıyor. Ev sahibi Leş Poznan'da arkadaşlar 19 yaşındaki Kamiski var. Gerçekten 4 golü var. Hücumda çok fazla etki sağlıyor. İlerleyen yıllarda önümüze çıkabilir büyük takımlarda. Aynı şekilde Michael Issa'nın 8 golü var. 28 yaşındaki golcü Bundesliga'da Nürnberg'de falan çok bulunmuş. Onlar da iyi bir şekilde uyum sağlamış. Ben burada Poznan'ın atacağı 2 golü değerlendirdim. Oranı ideal. M5 3 olmasa kombineme koyardım bu mücadeleyi. Ev sahibi 1.5 üstü oranı 1.38 gibi oran açmışlar. Değerlendirilmesi gereken maçlardan bir tanesi olarak görüyorum. Değerlendirmek isteyenler ev sahibi 1.5 üstü önereceğim size 1.38 gibi orandan. Sampdoria ile Spezia mücadelesi. Şimdi Sampdoria'nın Spezia'ya baktığım zaman da Vallahi ben Spezia şey Sampdoria tarafındayım. Yine bak Spezia dedik. Spezia galip gelir. Sonra başımızın etini yersiniz. Şimdi Sampdoria burada 4-5 maçtır. 4 maçtır puan kazanamıyor. Bir beraberliği var son maçlarda. Şimdi kadro kalitesi olarak baktığımız zaman ben Sampdoria'ya açıkçası bir adım önde görüyorum. Hatta skor beklentimde bu maçta 2-1'lik direkt bir Sampdoria galibiyeti. Spezia'nın da galip gelebilir mi? E de gol araya bir tane sıkıştırabilir. KG Vara gidebilir. 1 gidebilir. Ben yüksek orandan da önereceğim. Fakat ben bu mücadeleyi arkadaşlar Sampdoria'nın direkt galibiyeti yönünde değerlendirmişim. Kadro kalitesine baktım. Son haftaki performanslarına baktım. Sampdoria'nın artık kazanma vakti olarak düşündüğümden dolayı bu mücadelede Sampdoria'yı 1 yazmışım ben. 1.49 gibi orandan taraf bahisine gitmişim. Fakat maça da 2-1 skor yazmışım. Onu da şu şekilde yapalım. Maç sonu 1 ve 2.5 üst yaparsanız arkadaşlar 2.04 gibi orandan da değerlendirmiş olursunuz. Eğer yüksek oran isteyenler varsa Burada Sampdoria maçına 2-0-4 gibi orandan değerlendirme yapabilir. Maç sonu 1 ve 2.5 üst olarak değerlendirme yapabilirsiniz. Arsenal ile Aston Villa mücadelesiyle devam edeceğiz. Ondan önce katı telegram grubundan bahsetmek istiyorum sizlere. Katı telegram grubunda dün ne yaptık ondan bahsedelim hemen. Mesela Barcelona maçına ilk yarı 0.5 üst dedim. Maçta pozisyonlar oluyor. Bir gol çıkabilir ilk kere. Güzel oranı vardı. Ondan sonra Barcelona maçına ev sahibi bir buçkus verdim. Hemen arka 4 dakika sonra gerçekten istekli oynuyordu. Fakat biri geldi. Bu geldi. Mesela bu da başarısız oldu. Göstereyim. Barcelona çok fazla pozisyon kaçırdı. Özellikle Fatih Öküzü'nün kaçırdığı bir gol var. Kale dibinden nere vurdu. Burada Mert arkadaşımız Salzburg'un ikinci golüne de girmiş. 1.60 gibi orandan almış. Salzburg'un galibiyetine girmiş. 2.45 gibi orandan kazanmış. Bayern Münih'in ilk yarı ikisine girdim. Çok kay kaçırdı. Çok kaçırdı. Ee, sonra nasıl patladı gördüğünüz ikinci yarı dört tane attı. Şu maça bakın United'ın maç sonu biri 2.45 gibi orandan 1-0 yenilirken verdi arkadaşımız. 2 yedi. Ondan sonra maç 3-2 galip geldi. Gerçekten muazzam bir şekilde. Arkadaşların kombineleri, yorumları falan derken. Hatta Çağrı arkadaşımız da burada bugün kombinelerden 40 oran kazandırmış. Bunu da yazmış buraya hatta. Onun kombileri de fullendi. Eğer sizler de katıl grubuna gelmek istiyorsanız abone oluşun yanındaki katıla tıkladıktan sonra iOS kullanıcıları katılı göremiyor arkadaşlar. Onlar bilgisayar üzerinden veya Android telefon üzerinden e, giriş yapıp öyle girecekler veya Instagram'dan bana ulaşırlarsa ben zaten yardımcı olurum. Katıla tıkladıktan sonra 30 TL'lik grubumuz ana Telegram grubumuzdur. Onlar değerlendirmek isteyenler ana Telegram grubuna gelmek isteyenler onu değerlendirebilir. 60 liralık grubumuz hem katıl grubu, ana telegram grubu, hem sohbet grubu, hem de yüksek oranların verildiği grupta. Bugün de mesela 6 tane yüksek oran mücadelesi verdim. Hepsi ikinin üstünde. Her şey dahil iletişim grubu ise. Her gruba zaten dahil oluyorsunuz. Benim WhatsApp numaramı da görüyorsunuz. Nerede görüyorsunuz? Topluluk kısmında. Şurada kanalın topluluk kısmında. Her şeyi görebilirsiniz üye olduktan sonra. Arsenal maçıyla devam edelim. Yine gollü geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Burada maçta sürpriz çıkabilir arkadaşlar. Arsenal'in yeter kazandığı diyebilirim ben açıkçası. Loser bir takım Arsenal takımı. Son maçında Crystal Palace'a karşı KG oynamıştık. Kombini almıştık biz o gün. Kazandık. Hatta maç 2-1 Crystal Palace sonradan öne geçti. 1-0'dan 2-1 oldu. Son dakikada 5'te gelen golle 2-2 beraberlik yakalandı. Aston Villa e, gerçekten hücumda çok etkili isimleri var. Watkins, Inks gibi isimlerle zaten yani anlatmaya gerek yok Aston Villa'ya açıkçası. Fakat iki maçtır kaybediyorlar. Onlar da burada bence Arsenal'e karşı gol atarlar diye düşünüyorum. Ben idealden kombineme koydum bunu. Ev sahibi gol yemez hayır şekilde kombineme koydum. İdeal olarak bunu gördüm. Yüksek oran olarak sizlere bu mücadeleyi de aynı şekilde maç sonu 0 olarak değerlendireceğim. 3 15 gibi orandan da yüksek orandan bir beklentim var. Skor beklentim de 2 2. Bir skor bekliyorum. Ben burada fakat idealden Aston Villa'nın atacağı bir gole girdim. Sizlere kombine çıkartmak adına ekranda gördüğünüz üzere ideal kombinem. Ankara gücü maçına KG var verdim. Sizden ricam bir saniye like atmayı unutmayalım. Abone değilseniz de abone de olalım. Yapalım bir şeyler. Yorum da atalım. Yapalım bir şeyler. Kombineyi görüyorsunuz arkadaşlar burada. Ankara gücünü ben KG varına yöneldim. 5-6 maçtır yenilenman ise artık bu maçta bence gol bulur diye düşünüyorum. Ankara gücü de mutlaka karşılık verir. KG var olarak değerlendirdim. Ondan sonra Aston Villa'yı da burada sizlere e, idealden bir golüne girdim. Maç sonu sıfır olarak zaten her maça yüksek oran tercihlerimi de sundum. Ondan dolayı arkadaşlar videoyu dikkatli izlerseniz yüksek oranlı maçlara da faydalanabilirsiniz. Hepinize görüşmek üzere. Bol şanslar diyerekten de geçeyim. Yarışmak üzere. Seviliyorsunuz.